ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk cellatından ne çıkar? Biz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi seçimlere 6 ay gibi kısa bir zaman kaldı. 4,5 yıl çok çabuk şekilde geçti. Vatandaşlarımıza dolaşırken verdiğimiz sözlerin birçoğunu gerçekleştirdik. Fakat bir ikisi haricinde onlar da bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı. Birincisi kıyı düzenleme çalışmalarımız. Bunu biliyorsunuz, kıyı kenar kanunu çıkmadığı için gerçekleştiremedik. Tüm projelerimizi bakanlığa verdik. İnşallah kıyı kenar kanunu çıktıktan sonra bu projede gerçekleşmiş olur. İnşallah da bizim belediyemiz sayesinde gerçekleşmiş olur diyorum. İkincisi de bizi maddi yönden çok ilgilendiren bir konudur. Bu konuda köyde yaşayan vatandaşlarımıza her toplantımızda ve Muhtarlar Derneği'nde de bahsettiğimiz halde maalesef vatandaşlarımızı şehir merkezine indiremedik. Biliyorsunuz her şeyde örnek veriyorum. Yani Çayeli ve Ardeşen ilçelerimiz. Arkadaşlar biliyorsunuz 2009'dan beri altyapı çalışmalarına çok önem verdik. Geldiğimiz zaman devam eden bir su projemiz vardı. Doğru dürüst projesi yoktu. Yani 2009'dan sonra sanki devam etmeyecek şekilde, yani o zamana kadar borusu alınmış ve şey edilmiş. Bu projemizi nasip olursa bir aya kadar süre içinde tamamen arıtma da dahil olmak üzere tamamlamış olacağız. Buradaki gecikmemizin nedeni arıtma tesisinin yeri proje olmadığı için belli değildi. Söylemesiniz Hamidiye'de kanalizasyon çalışmamız ve derin deşarj çalışmamız inşallah hava şartları iyi giderse 1-2 ay içinde o da bitmiş olacak. Değerli arkadaşlarımız, yani hem su çalışmasını hem kanalizasyon çalışmasını bu kadar maddi imkanları kısıtlı olarak olmasına rağmen Rize ilinin ilçelerinden hiçbiri yoktur. Bunu başarıyla inşallah gerçekleştirmiş durumdayız. Ayrıca üst yapı çalışmalarımız ve yol, asfalt, parke çalışmalarımız devam etmektedir. Bildiğiniz gibi fazla lafı uzatmayacağım ama bunları söylüyorum ki siz de yani vatandaşlarımıza iletin bakımından. Bir tane park yaptık meydanda, biliyorsunuz eski hükümet konağının olduğu yerde bir eski binamız vardı. Bunun yıkımında ve diğer şeylerdeki yardımlarından dolayı İl Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci parkımızın da projesi, her şeyi hazır. Fakat İller Bankası'nın bize verdiği bir son şeyle inşallah %5'ini biz karşılamak şeyiyle onu da seçimlere kadar bu soğuk su mahallesindeki 5 dönümlük alanda hizmete sunacağız. Ayrıca tabi aile hekimli binamız bitmek üzeredir. O da inşallah müteahhitten kaynaklanan nedenlerle birkaç ay gecikti fakat aşağı yukarı yıl başına kalmadan inşallah o da gerçekleşmiş olacak. Diğer rutin çalışmalarımız da inşallah yıl başına kadar bitireceğiz. Fakat yani bir konudan şey yapalım. Pazarda en büyük başardığımız şey ilçe başkanımız ve diğer arkadaşlarla biliyorsunuz daha önceki belediyeler sırasında her tarafa bir büfe koyulurdu. Park işgal altındaydı. Adam parkesini koymuş ve burası benim diyordu. En büyük şeyimiz